Şükran, birbirimizle didişerek, sırtımızı dönerek bir yere varamayız. Yani aramızdaki kavgayı unutup Nurten için bir şeyler yapmalıyız. Nasıl şeyler yapmalıyız Mehmet? Ha mesela Nurten'e tokat atmak gibi şeyler mi? Şükran, ne olur bu olayı hatırlatma. Zaten çok pişmanım. Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım kızıma. Ben senin çocuklarını ne kadar çok sevdiğini bilmiyor muyum Mehmet? Onların kılına zarar gelmesin diye sen canını feda edersin. Çok kızmıştım. Biliyorum yaptığım yanlıştı. Benim de Nurten'i savunmam yanlıştı. Ama biliyorsun daha düne kadar tekerlekli sandalyedeydi garibim. Bir şey yaşayamadı ki. İşte onun için de bir şey söyleyemiyorum. Nuri babayla konuştum. Bir tanıdığı varmış. O Timur denilen adamı araştıracak. Onun ne halt olduğunu öğreneceğiz. Mehmet, ya bu Timur denilen adam doğru düzgün biri çıkarsa o zaman ne yapacağız? Gene karşı mı duracağız? Şükran, kızı yaşında biriyle flört eden bir adamın dürüstlüğünden emin olamaz. Babam gelmiş. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Ne zaman geldin baba ya? Dün gece geldim. Annenle çok garip bir karşılaşma yaşadık da. Mehmet, nerede karşılaştınız? 40 yıl düşünseniz bunu bulamazsınız. Mehmet. Tamam. Ne oluyor anne ya? Niye konuşturmuyorsun babamı? Yavrum siz her şeye maydanoz olmayın. Hadi kahvaltınızı yapın. Ver yavrum benim çayımı. Al. Çok komik bir karşılaşmaydı çocuklar. Sonra anlatırım. Tamam. Mehmet. Bak, bak ilk defa Mehmet diyorum. Aramız bozulmasın. Tamam Şükran şaka yapıyorum. Anlatır mıyım hiç? Nurten. Kızım kahvaltıya gelmiyor musun? Koy oğlum ablanın çayını. İyi günler Nuri baba. Aa Selim hoş geldin oğlum. Gel canım gel. Hoş bulduk Nuri baba. Gel canım şöyle. Ali Kemal. Selim Bey'e bir çay ver oğlum. Sağ ol Nuri baba içmeyeceğim. Bu kimdir ya? Selim ne yaptın? Mehmet Hoca'nın kızının arkadaşını araştırdın mı bakalım? Araştırdım Nuri baba. Sonuç? Vallahi haberler hiç iyi değil Nuri baba. Nasıl yani? Timur denilen bu adam evliymiş. Ne? Evli miymiş? Vay namussuz vay! Dahası 2 tane de çocuğu var. Resimlerini de çektim. Timur denen adam bu değil mi? İşte bu şerefsiz. Nuri kardeşim müsaade et. Şu şerefsiz Asiye sizin bile dersini ben vereyim ha. İnsan değil bu ya, insan değil. Yani nasıl olur da Mehmet Hoca'nın kızını kandırır? Nuri babacığım bırak da böyle canını yakayım biraz. Ya durun ya Allah Allah bir de siz çıkmayın başımıza. Allah Allah. Önce bir konuşalım. Konuşup halledemezsek bırakırız siz. İstediğiniz gibi kendi yöntemlerinizle çözersiniz işi. Tamam kardeşim ben onun dersini bile vereceğim sonra. Evet. Ben Nurten'le konuşayım müsaadenizle. Şimdi sen bana adresini şunu yaz bakayım buraya. Ya Osman Allah aşkına ya. Allah aşkına ya çocuklar. Aa. İyi ağam biz nasıl sabır? Ne oldu Mehmet? Burnundan soluyorsun. Kötü bir şey mi oldu baba? Nurten'i çağır kızım. Konuşmamız lazım. Yavrum hadi kardeşini çağırsana. Sallanma çocuğum. Hadi git çağır. Baba ne oldu? Kardeşin gelsin konuşuruz. Neler oluyor Mehmet? Efendim baba beni çağırmışsın. Nurten. Sen bu Timur denilen adamın evli olduğunu bilmiyor muydun? Evli mi? Aman Allah'ım. Adam evli miymiş? Baba, bana evli olmadığını söyledi. Benimle evleneceğini söyledi. Şerefsiz. Üstelik 2 çocuk duymuş. Bak, bak karısı çocukları. Al çocukların resmi bak. Bak. Adi şerefsiz. Anne, baba bana bekar olduğunu söyledi. Benimle evleneceğini söyledi. Ben de aptal gibi her yalanına inandım. Tamam kızım, tamam. Geç şöyle otur. Hiç olmazsa yol yakınken öğrendin gerçi. Ama baba, ben bu şerefsiz yüzünden sizi karşıma aldım. Ne kadar aptalmış. Senin kalbin temiz kızım. Herkesi kendin gibi zannediyorsun da ondan. Hayır baba, ben aptalım. Aptal olmasam bunlar başıma gelmezdi. Sen aptal değilsin. Sen bizim piricik kızımız, tamam? Müzik
çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır, sıkılır, sıkılır aman. Bugün posta günü canım sıkılır, sıkılır, sıkılır aman. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime hançer sokulur, sokulur, sokulur aman. Nurten, yeter artık ağlama. Abla beni yalnız bırakır mısın? Nurten'cim, bak istersen biraz konuşalım, rahatlarsın. Abla ben konuşmak istemiyorum. Ben sadece o Timur denen namussuzu öldürmek istiyorum. Telefon çalıyor, bakmayacak mısın? Bakmayacağım. Timur arıyor. Alo. Bebişim, kapının önündeyim. Hadi dışarı gel de beraber bir şeyler içeriz. Tamam Timur, hemen geliyorum. İnanmıyorum sana Nurten ya. Biraz önce ne diyordun, şimdi ne yapıyorsun? Adam bir aradı diye hemen kollarına mı koşacaksın? Sen bu işe karışma abla. Nurten! Nurten! Hülya, ne oluyor kızım? Anne Timur aradı, hiçbir şey olmamış gibi adama... Ne diyorsun sen? Ya? Adi yalancı, bana yalan söyledi. Oğlum sen deli misin? Ne yapıyorsun? Aşkım, ne yalanı? Bana aşkım deme, utanmaz. Evlisin, iki tane de çocuğun var. Tövbe, yalan. Kim uyduruyor bunları ya? Gözümün içine baka baka hala yalan söylüyorsun değil mi? Allah cezanı versin Timur. Bunlar da mı yalan? Defol git, gözüm görmesin seni, defol! Hala ne duruyorsun lan, duymadın mı? Defol! Defol! Ağlama, sen en doğrusunu yaptın. Ağlama. Ben o namusla değil anne, kendi aptallığıma ağlıyorum.